Merhaba sevgili TV100 izleyicileri Ebru Doğdu ile Eğitim Yolculuğu programına hoş geldiniz. Partnerim Burak Yılmaz ile bugün biraz heyecanlıyız. Çünkü eğitim dünyasının duayenlerinden biri misafirimiz olacak. Onur duyuyoruz. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizlerle olacak. Merak ettiğimiz her şeyi sizin adınıza sorduk. Birazdan beraberiz. Bu hafta Ebru Doğdu ile eğitim yolculuğunda konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Öğrenciler meslek ya da üniversite seçimlerinde nelere dikkat etmeli? Tercih döneminde neler yapmalı? Hepsini konuşacağız. Az sonra. Tekrar merhaba sevgili TV 100 izleyicileri Ebru Doğdu ile eğitim yolculuğu programına hoş geldiniz. Biraz önce de söylediğim gibi oldukça heyecanlıyız sevgili partnerim Burak Yılmaz ile. Çünkü bizler eğitimciyiz biliyorsunuz ve büyüklerimiz var, hayran olduğumuz eğitim duayenleri var. Onlardan birisi bizimle bugün Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Heyecanlı mısın? Fazlasıyla heyecanlıyız <laughs> hocam. Esna program öncesinde atmaya çalıştık biraz <laughs> hocamla ama. Evet, evet, hoş geldiniz, evet. şeref hoş verdiniz. Şeref verdiniz hocam. Üsküdar Üniversitesi tabii Türkiye'nin gerçekten parlayan en iyi üniversitelerinden birisi. Öncelikle onun kuruluş hikayesiyle ilgili konuşalım tabii. mı? Orada ciddi bir fedakarlık var galiba. Evet, evet. Değil mi? O şöyle, yani 2006'larda biz hastaneyi kurduğumuz zaman, ilk Türkiye'nin ilk nöro... Europskiye Hastanesi'ydi. kurduğumuz zaman Amerika'dan Norman Morris isimli bu nörobilim Azra Emirle çalışan bir hocamız var. O ziyarete geldi hastaneye... dolaştıktan sonra dedi ki bir kongre için gelmişti. Dedi ki ya burası üniversite olur dedi. Hı. Şey yapın dedi. Bu Tıp Fakültesi üniversite olur dedi bize. Şeyi bir kıvılcım verdi orada. Hı hı. O zaten hani biz tabii akademik alanda da sadece hasta tedavi eden değil akademik alanda bir şeyler yapmak istiyorduk. Daha sonra e, şa, e, belli bir noktadan sonra o zaman ilk dönemki borçlarımız bitince 2008'li yıllarda biz e, baktık bütün sahip olduğum hastane binası da dahil her şeyi bağışlayarak üniversite kurabileceğimiz gücümüz oluştu ve o şekilde kurduk üniversiteyi. 2009'da başvurmuştuk. 2011'de resmi gazete yayınlayarak çıktı. 2012'de ilk öğrencimizi aldık. İlk öğrenci ilk sene 700 öğrencimizdi. Hı hı. Şu anda 24 bin öğrencimiz var. Ha, çok güzel, evet. harika. Hemen hemen bütün bölümlerde, yani işte daha, çok daha çok tematik olarak başladık sağlık hı hı. alanında, sağlık ve nörobilim davranış hı hı. bilimleri psikoloji o, o alanda tematik olarak başlamıştık. Yani o alanda şu anda önemli bir şey, yani en mesela sağlık bilimleri fakültesi bütün e, en çok bölüm olan fakülte oldu. Meslek hı hı. Yüksek Okulu'du öyle Türkiye'de. E bu konuda da tabii sağlık bilimleri de biz o üniversite kurduğumuz zaman Türkiye'de sağlıktaki dönüşüm yeni başlamıştı daha. Böyle meslek tanımlamaları falan yoktu. Hı hı. Biz öyle durumlarda bizim onu kurmamızda tam bir bir proaktif olmuş oldu. Yani birçok meslek tanımları yapılacak meslek tanımlarının bölümlerini elektroneurofizyolojiden tutun da acil yardımından tutunur, ergoterapiye dil konuşma tedavisini ilk biz açtık Türkiye'de. Adli i̇lk bilimleri bilim. de ilk Adli siz açtınız değil mi? Adli yani evet. bunlar, bunlar böyle olunca bir konuda ilk adımlar atan standartı oluşturabiliyor zaten. Hı hı. Yani bu konuda da yani bir, bir nevi referans noktası gibi de olabiliyoruz. Evet, evet. Bu şekilde bir yani ve sadece biz yani bir üniversitenin amacı sadece meslek edindirmek değil. Yani ara, araştırma geliştirme yapmak. Daha üçüncü bir amacı toplu bilgilendirme, toplumu bilgilendirmek. Yani bilim bilim için değil, bilim toplum içindir. Hı hı. insanlık içindir. O ve dördüncüsü bilginin e, ürüne dönüşmesi. Yani sanayileşmesi, ticarileşmesi. Bu dört ayağı birlikte ilk baştan e, vizyon olarak öyle planladığımız için vizyon toplantıları yaptık e, 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 belli aralıklarla. Hı hı. Yani kendimizi yenilemeye çalışarak yani bu nedenle birçok alanda böyle yani araştırma açısından olsun böyle diğer topluma işte daha çok böyle biz kendimizi reklamlarla tanıtmak yerine etkinliklerle var olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işleri duyur toplumda bilinmesiyle bunlar yapıyoruz. Böyle olunca zaten o etkinlikler hepsi bir nevi dolaylı olarak yani tanıtım evet. olmuş oluyor bir bilgilendirme toplumu oluyor ve bu şekilde hem de hocalar hocalarımız da topluma bilgilendirme faaliyet içerisinde bir de öğrencileri katıyoruz ya. Öğrenci kulüplerimiz çok fazla. Hı. Öğrenci kulüpleri yani her öğrenci kulübünün danışman hocası var ve biz e, araştırma uygulama merkezlerinden birisiyle bağlantılı ve bu şekilde bir e, öğrencileri teşvik ediyoruz. Yani mesela e, şu uluslararası öğrencilerimiz var. Onlara böyle Hedef arkadaşlı programı uyguladık. Şimdi uluslararası öğrenciler geliyor, bakıyoruz hep kendi aralarında arkadaş gruplar halinde dolaşıyorlar. Ya dedik burada uyum sağlayamıyorlar, sorunlar çıkıyor böyle. Yani onun üzerine hedef arkadaşlığı projesi yaptık bu pozitif psikoloji derslerinin bir alt şey açılımı olarak. Yani orada yani mentor tayin ediyoruz her uluslararası öğrencilere. O mentor birkaç tane uluslararası öğrenci alıyor. Birlikte işte gezilere gidiyorlar. İstanbul'da ulaşıyorlar. Tarihi yerlere dolaşıyorlar. Birlikte ders çalışıyorlar. Ve bu şekilde onların entegre olmasını sağladık ve bunu da bir yayın haline getirdik bu çalışmalar. Şu anda gönderdik yayında bekliyor. Evet. Yani bu bir şeydir, yenilikçi bir şeydir. Aynı şekilde pozitif psikoloji, iletişim becerileri dersi var. Biz bu dersi 2000, 2013'te kurduk, koyduk. Zorunlu dikdörtlükte, bütün bölümlere ön yani, lisans, lisans hepsini koyduk. Orada o dersi kişinin yani kendini tanıma, arkadaş ilişkileri böyle yani bir sadece akademik başarı değil, hayat başarısını da göz önüne alan bir şey o. 2013'te kurduk dersleri. Sonra bir baktık 2015'te Harvard o dersi koydu. Aa 2018'de de Yel koydu. Çok sen. 2019'da da İngiltere'de Bristol Üniversitesi koydu. Bristol Üniversitesi'nin de koyma gerekçesi web sayfasında var. İntihar salgınına çözüm olarak sunduk diyor. Düşün İngiltere'de. Evet. Yani böyle bu dersleri Yale Üniversitesi bunu halka açıyor sonra 2021'de pandemi başlayınca. Halka açtıktan sonra e, 3500 mil, 3 milyon 500 bin kişi kayıt yaptırmış. Diyeli. O derse. O derse. O ders. Online. Onun üzerinde New York Times haber yaptı. Mart 2021'de haber yaptı. İyilik bilim adıyla şey yaptı. Yap ders koymuş düşün. İyilik bilimi yani. Dünyada şu anda bu nedenle 21. yüzyıl 20. yüzyıl bilgi yüzyılıydı. Bilgi çağıydı. Şimdi 20. yüzyıl bilgelik çağı olacak. Yani insan, o da o ders aslında bakıyoruz insana iyi insan olmayı, bilgi olmayı, kendini aşmayı bunları öğreten bir ders. Onu 2013'te biz ben kendi mesleki tecrübelerimden dayanarak böyle bir şey ihtiyaç var. Bu üniversitede bize gelen öğrenci bize emanettir. Yani onları sadece meslek öğretmeyelim de hayatı öğretelim, insanlığı öğretelim, iyi insan olmayı öğretelim diye o dersi koymuştuk. Böyle bir farkında olmadan eee çığır açmış hocam evet, yapmışız. Ki, ya yani. işte iyi ki hocam e, gerçekten hep e, söylüyorum sizi e, son yani çok yıllardır izliyorum. Son birkaç gündür de tabi evet. e, bayağı bir konsantre oldum. E, evet. sizin gibi insanlar iyi ki var. Çünkü aslında baktığımızda hani hala çok emek veriyorsunuz ve Üsküdar Üniversitesi'ni kurarken de zaten biraz evet. önce söylediğiniz o hani bağış yaparak değil mi bütün tabii, tabii. her şeyden bütün, yani bir iki bime Evet yani oradan vazgeçerek o yüzden işte bugün çok heyecanlıyız evet. ve şimdi mesela Üsküdar Üniversitesi'nde psikoloji mesela psikoloji dendiği zaman son zamanlarda ilk akla gelen işte adli bilimler dendiği geldiği zaman zaten ilk siz yaptınız ve hep demek ki dünyanın en iyi üniversitelerine örnek olacak ilkler hep burada yapılmış. O yüzden ben bütün öğrencilerime de zaten tam da şey dönemi şu anda tercih dönemi çok önerdiğimiz bir üniversitemiz zaten. Hocam biz onu farklı alanlarda bazen tesadüfen de olsa gözlemleyebiliyoruz. Aslında yurt dışındaki çok isimli üniversitelerin de Türkiye'yi de diğer ülkelerde de böyle yakinen takip ediyorlar aslında. Hmm. Dolayısıyla ben eminim ki en azından size anlatırken öyle oldum. Bir payı olmuştur. Bir esinlenme. Evet. Bu nedir acaba diye bir bakış olmuştur. Şimdi hocam biz bu özellikle bu dönemde yaptığımız programlarda hep böyle çocuklarımız hmm. tam da kritik dönemler, aileler onlara dönük bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Sizin burada olmanızı o yüzden de çok istedik. Özellikle bu pandemi dönemi çokça ee, biraz mazeret de mi ediliyor artık hocam bilmiyorum ama bir gerçekten böyle topluca bir konsantrasyon problemi yaşattı mı sizce? Ee, nasıl etkileri oldu çocuklar üzerinde? Biraz e, yorumlarınızı... Evet, şu anda hastanede bir yaşadığımız tecrübe var ergenlerle ilgili 18 evet. yaşın altında o teenager olarak 12-19 yaş grubuyla ilgili. Şimdi o yaş grubundaki çocukları ben meslek hayatımda yemez. 40 küsür senedir meslekteyim. Hiç bu kadar Ergen'in hastaneye yatırdığımız dönem olmamıştı. Ergen. Hmm. Okul, yani üniversite öncesi çocuklar. Okul yani ergen çoğu da böyle şey yani sosyal medya bağımlılığı tarzında evden kaçmalar, madde kullanımı, anneye babaya şiddet uygulamalar, böyle çok şiddet davranışları ve bu, bu, bu tarz olgular çok arttı. Yani o yaş grubunda. Bu, bunun, bunda şeyin bu pandemi dönemindeki ee, bu sosyal izolasyon çok olumsuz etkiledi. Yani hatta e, 2018'de Manchester Üniversitesi'nin BBC ile birlikte yaptığı büyük bir alan çalışması var, 50 bin kişi üzerinde. İnternette bulunabilir. E, bu e, çalışma yalnızlık çalışması. Yalnızlık çalışmasında, yani bir çalışmada beklenen ileri yaştaki yalnızlık oranı yüksek çıkacak bekleniyor. 75 yaş üzerinde olanların 27'si çok yalnızım diyor. 16-24 yaş arasındaki kişilerin yüzde %40'ı çok yalnızım diyor ve intihar olguları çok artmış. Yani o yalnızım diyenler de bu eee pandemiyle birlikte daha da hızlandı, arttı. E yani bu artık bu artış nedeniyle yani ciddi bir psikososyal bir kriz var şu anda. Sosyal izolasyon. Çocuklar aslında yalnız değil. E i̇nternetin içinde ama sosyal izolasyon var. Evet. Yani sanal bir ortamda Sanal bir ortamda sanal ilişkiler kuruyorlar. Gerçek hayat olmadığı için gerçek hayatın doğrularıyla yüzleşemiyorlar ve bunun sonucunda o zaten ergenlik dönemi e, akıldan çok duyguların baskın olduğu dönem, mantıktan çok hislerin e, etkili olduğu bir dönem. Yani bu dönemde eğer aile bağları da zayıfsa yahut da ailede bir şekilde e, kriz varsa çocuklar mı stres azaltma tekniği olarak sosyal medya ve akıllı telefonlara, tabletlere yöneliyorlar. E bunun sonucunda da ortaya sorunlu vakalar biriken beşe çıktı. Yani onu rahatlıkla söyleyebiliriz. E yani bu bir önümüzdeki risk yani vakalar arttı, madde kullanma vakaları da arttı. E bu ama sıcak sağlıklı ilişkili olan ailelerde böyle olmuyor. Mesela hı hı. bir çocuk geldi geçenlerde. Çocuk yani 12 yaşlarında filan çocuk tipik otizmin doğuştan gelen bütün özelliklerini taşıyor. Fakat anne baba aile çok uyumlu olduğu için çocuk çok sevimli bir otizist olmuş. Hmm. Yani hiç kırıcı dökücü değil öğrenmeye çalışıyor ama şey uyum sosyal uyum sağlayabiliyor öğrenebiliyor. Yani boşa gitmiyor onun için yani aile ortamın ailenin güvenli alan olması çocuğun için en önemli ekosistem. Yani o olmazsa çocuk sağlıklı yetişmiyor. Ailenin zayıflamasının e, ilk faturası çocuklara çıkıyor diyebiliriz. E, bu bir, ev, pandemi dönemi bunu şey yaptı. Yani ailede de herkes eve kapandı. E, bazı aileler bunu fırsat olarak kullandılar. İlişkiler daha iyi oldu. E, telefonlar kapatabildiler. Bir birlikte zaman geçirebildiler. Bunlar pandemiyi fırsata dönüştürdüler. Ama pandemiyi kriz krizi yönetemeyen kişiler pandemide evlilikleri daha çok daha evet. çocuklar evet. daha çok zarar gördü onun için pandemi dönemi kendisi bir bizzat zarar vermedi pandemiyi ele alış biçimine göre insanlar faydalandı veya zarar gördü bazıları da e, pandemi döneminde faydalandı ben mesela faydalandan birisiyim kitap yazdım o dönemde Ne güzel. <laughs> zaman ayırdığımız için de bilgelik psikoloji kitabı O zaman yazmak fırsat oldu yani ee, ben için. de evet. ben de faydaya dönüştürdüm hocam çünkü e, çok yoğun çalışan bir kadınım. Ee, ve o durmak yani durmak bana çok iyi geldi ve durduğum noktada tasımı taramı toplayıp İngiltere'den annemin babanın babamın yanına gittim. Evet. Ve düşünün bir evde üçümüz mesela şey çok iyi gelmişti bize. Sabah kahvaltı ediyoruz sonra evet şimdi ne yapıyoruz? Çay içelim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Kitap okuyalım. Evet şimdi o kadar enteresan Tabii. geldi ki ve ne kadar kaçırdığımızı da fark ya. ettim aslında. Mesela ben pandemiden sonra çok daha bazı şeylere kıymet ve vakit vererek ilerliyorum. Ee, hani bilirsin anneme babama düşkünlüğümü. Ee, şimdi e, o zaman hocam aslında hep aynı şey. O o kuyudan da böyle çıkacağız yani evet. sevgiyle ve aile bağlarıyla çıkacağız. Her her alanda olduğu gibi şimdi biz eğitim danışmanları olarak çocuklara yani Burak hocamla beraber robotik ve otomatik yaklaşmıyoruz hocam. Mesela bir çocuk bize geldiği zaman onun böyle yüzüne bakıp bu aralarda şu bölüm çok popüler gel orada oku bak çok parlıyor bu aralar demiyoruz. Onlara meslek seçimlerinde işte belli testler var, bilissel testler var, kariyer analizleri var. Oralardan destek alarak eğer bölümünü kendisi belirlememişse seçimlerinde yardımcı oluyoruz. Hani sizin bize tavsiyeniz ya da öğrencilere meslek seçimlerini nasıl yapsınlar desek onlara tavsiyeniz ne olur hocam? Tabii, yani öğrenci meslek seçerken hayatındaki önemli kararların birisini verdiğini. Biliyor zaten önemli büyük ölçüde hı hı. önemli hayatındaki önemli tasarruflardan birisi meslek seçimi. Bunu biliyor. Burada e, tabii o yaşta doğru seçimi nasıl yapılacağı ile ilgili kafasında bazı bilgiler var ama yeterli veri yok. Evet. O veriyi e, bir e, bilenden yardım alması tercih danışmanları burada çok önemli bu nedenle hı hı. eğitim danışmanları çok önemli. Onlardan bilgi alarak daha sonra. ...birinci şartı bu da kendini tanıması... Yani ...benim güçlü yönüm ne... ...zayıf yönüm ne... ...benim yatkınlıklarım ne... ...hangi alana ben seviyorum... Yani ...sevdiği alanda yatırım yapması... ...illa o işi yapması anlamına gelmiyor kişinin... Yani ...bir insanda çoklu zeka kuramına göre... ...şimdi biliyorsunuz... ...bu kişi bazı kişiler... ...mesela sosyal zekası yüksek oluyor... Yani ...ilişkisel... ...o yönden daha başarılılar... ...bazıdan içsel zekası yüksek oluyor derin düşünerek daha iyi kendilerini derin geliştirebiliyorlar ki bazıların müziksel zekası yüksek oluyor. Yani bazı ins insanlar var kapı gıcırtısından oynarlar böyle. Ya yani onların müziksel zekası yüksektir. Ha. Mesela o illa müzisyen olmak ister mesela. Halbuki müzisyen olmaz ama sevdiği bir meslekte müziksel unsurları kullanır. Ha. Bu şekilde doğru yönlendirmek gerekir. Estetiğe, sanata meraklıdır. İlla da ...bir sanatkar olması gerekmiyor. Çünkü... ...genellikle meslek seçiminde şöyle diyorlar... ne ...hangi meslekte rahat ederim... ...hangi meslekte para kazanırım... ...bunu düşünüyorlar. Evet, evet. Halbuki bir gencin... ...düşünmesi gereken... ...hangi meslekte kendi kapasitemi en üst... seviyede geliştiririm, kullanırım... Hı hı. ...onun kendi kapasitesini bilecek çocuk... veya de üçüncü kişiler bunu bilecek... ...ona yönlendirecek. Sen şu güçlüğün... ...o işte kariyer testleri, Holland gibi testler var... Mesela ...biz web sayfasına koyduk... ...isteyen 10 dakikalık bir test... Orada sonuca göre sosyal yönü güçlü, matematiksel zekası yüksek, sanatsal yönü yüksek, yaratıcılığı var, varsı yok gibi öyle bilgiler veriyor. Ona göre kişi kendisini tanıyor, ona göre alan seçerken adımlar atabilir. Yani kendini tanımak burada birinci şart. Daha sonra hedefini belirlemesi önemli. Hı hı. Hedef belirsizse. Bu şey gibi bir gemi düşünün. Limandan çıkmış yelkenli gemi. Rüzgar nereye çekerse oraya gidecek gibi oluyor. Rüzgara bağımlı dış motivasyon. Bir de buharlı gemi var iç motivasyonla. Kendi hedefi nereye gideceğini biliyordu. İç motivasyonu hareket eder. Ama hedefi kim hangi gemi olursa olsun hedefini bilmiyorsa rüzgarlar sürükler onu. ya da yanlış hedefe gider. Yani hedefi olan kişi hedefe giderken o psikosofat analizi diyoruz. Hani kendi yani nasıl işletmecikler kaynak yönetiminde, finansal yönetimde SWOT analizi yaparlar. Güçlü yönler, zayıf yönler, imkanlar, fırsatlar, tehditler gibi. Burada da kendi beni, bu hedef ulaşmak için beni bekleyen tehditler nelerdir, riskler nelerdir, fırsatlar nelerdir bunu yapar. Buna göre hangi yönlerimi iyileştirmem lazım diye düşünür. Yani zayıf yönlerini bulerek Ve bu şekilde o kişi bir kaynak analizi yapar, kaynak yönetimi yapar. Kaynaklarını geliştirebileceği bir işe yönelir ve o hedefe adım adım ilerler. Bunu ilerlerken de tabii ve ufak bir yani şu andaki gençler yani ufak bir engelden pes etmeye yatkınlar. Yani gençlik dönem hep vardır bu da. Yani bu günümüzdeki gençler eski kuşaklar zorluk içinde olgunlaşıyorlardı. Şimdiki kuşaklar varlık içinde olgunlaşmaları gerekiyor. Varlık içinde olgunlaşmak zor. Çok zor. Her şey hazırken niye çile çeksin ki yani İhtiyaç değil ihtiyacım ki. yok ki diyor niye çekeyim diyor kendini kapasitesini kullanmıyor köle şey yapmıyor yetenekleri gelişemiyor halbuki yeteneklerin özelliği yetenekler zorlanınca gelişir. Yani yetenekler şey gibidir. Yani toprağın altına atılan tohumdur. Çamura, kimyasal orada çürümeye maruz kalır. Zorlanır ama oradan bir çiçek çıkar, bir bitki çıkar. Ama o ...kiliyi çekmesi lazım toprağın altında. Peki hocam... ...yetenekler de böyle. Çok özür dilerim. Aklıma şey geldi siz anlatırken. Şimdi aile varlıklı. Yani çocuk doğmuş varlıklı fonksiyonel bir aileye doğmuş. Ee, çok güzel bir evi var. Babasının çok güzel arabaları var. Güzel kıyafetleri var. Neyse. Ee, bu varlık içerisinde... E, ...bu aileler çocuğu nasıl zorlayacak da o zorluk içerisinde olgunlaşmaya çalışacak. Tabii çok önemli bir soru bu. Şimdi varlık için olan aileler çocuğa varlığı, zenginliği, ego ideal olarak öğretirse çok yanlış. Hı. Çocuğa böyle uğrunda emek verecek, yorulacak, terleyecek, hedef koyması lazım annenin, babanın. Bunun için mesela somut hedefler var, soyut hedefler var. Sadece somut hedefe odaklıysa kişi para, evim, zenginlik, şöyle hmm. şu bu. Onlar yapıyor zaten. Hatta bana 9 yaşında bir çocuk getirmişlerdi. Bu çocuk çok tembel. Bunu biraz motive edelim diye. Bizim psikolog arkadaş ona eğitime başladı. Motivasyon çalışıyor. Çocuk en son demiş ki elini cebine sokuyor. Bir tomar dolar çıkarmış. Ya ben bu yaşında bu kadar param var. Ben niye çalışayım ki demiş. Yani ona zaten yani var. var. ...hali ki böyle durumlarda yani emek vermeden o bir... E, karşılığını almaması lazım çocuğun. Mesela çocuk istiyor tamam şu, şu saatte şu görevlerini yap ondan sonra bunu yapalım diyecek. Hayır demeyecek. Sözünde verip sözünde de dönmeyecek. Evet evet deyip yapmazsa güven gider bu sefer. Yani ama çocuğa böyle be, evi kurallı ortam haline getiren ailelerde de bu olmuyorsun dediniz. Hmm. Evi kurallı ortam haline getirmediyse, anne farklı baba farklı söylediyse, baba bir gün öyle bir gün böyle söylediyse çocuk hayatı şey görüyor. Benim işte evin küçük hükümdarı gibi oluyor. Ev, evin lideri o çocuk oluyor. Yani çok sevgiyle büyütülüyor ama gevşek disiplin var ya da tutarsız disiplin var. Evin e, e, patronu ol, çocuk olmuş oluyor. Böyle durumlarda çocuk yani anneyi babayı yöneten bir çocuk haline geliyor. E bu, bu çocuk da şey yapmıyor tabii. O yaştaki çocuğa her imkanı sunarsan onun yerine kim olsa ben merkezci olur doğru mu? ve ölük öyle, öyle durumda çocuk hani emek ve bedel ödemeden bir şeyler elde etmemesi lazım. Emek vermeden, terlemeden bir şey elde etmemesi lazım. Hatta onun için böyle evet. e, şey özellikle e, bu konuda bir tecrübesi olan kişiler çocuğa yaz dönemlerinde çırak olarak verirler, çalıştırırlar. Böyle giderler. Hı. Ben hiç unutmam. Annem bizi çarşıda bir yere götürürken kalayıcıların önünden geçiriyormuş. Mesela unutuyorum. Şimdi sonradan aklıma geldiği annem niye buradan göz bak yüzü gözü şey içinde böyle kapkara insanlar diye. bak okumazsanız böyle olursunuz diye böyle laf sokuyordu o arada. Sonradan öğrendim ki bunlar bizi şey yapmak için yani tembelliğimizi ya. kırmak için bir nevi şeymiş. Yani, ne güzel bir yani bir şeymiş. metod uyguluyormuş böyle. Ben evet. yani böyle şeyler yani bunu eskiden vardı bizim Anadolu irfanında, kültüründe var bu ama yeni kuşaklar bunu kaybediyor şu anda. O nedenle bunu çocuklara muhakkak yani küçük yaşta bu ilk 10 yaşından önce öğretilirse bu hiç korkmayın. Çocuk hemen öğreniyor. Ama 10 yaşından sonra çok zor. Hmm. Yani 10 yaşından önce aile ortamı böyle çocuğa bir amaç belirleyip onun yolunda yani ders çalıştığı zaman, sınıfı geçtiği zaman yani hep onu eleştirerek yaklaşıyoruz bir yaptığımız hatada da. Hmm. Çocukları böyle yani sadece hmm. ders ve not odaklı. Bakıyor mesela karnesi gelmiş. 8 notu iyi, 2 notu zayıf. Bu 2 notu niye zayıf diye yaklaşıyoruz. Halbuki bak 8 tane notu iyi. Bunları başarmışsın. Bu 2 notu başarmak için ne yapmak lazım? Böyle diyecek. Mesela çocuğa diyecek ki: "Çocuğum su, pencereyi kapat." demek yerine rüzgar geliyor. Ya bu ben üşüdüm diyecek mesela. Sen diliyle, ben diliyle. O ne olacak? Çocuk kendiliğinden babası üşüyor, kapatmak ihtiyacı hissedecek. Bunun gibi pozitif annelik babalık rolleri var. Bunu çok uygulamıyoruz. Onca anne çocuk baba çocuk savaşları var. Böyle durumlarda çocuk sağlıklı yetişmiyor. Yani en büyük de anne baba akademik başarı önem verirse çocuk tam tersi oluyor. Ben hiç unutmam bir gün şey oldu. Bir hanımefendi geldi. Böyle kızı MIT'yi bitirmiş, aslında bitirmiş. Ondan sonra pizzacıya gitmiş birdenbire. Endüstri mühendisliği. Pizzacıya gidiyor. Anne şaşkın içinde ya ben bu kızı böyle yetiştirdim bu kadar fedakarlık bir nasıl yazayım çocuğu küçük yaştan baleye vermiş kız çocuğunu. Bir İstanbul'daki o yabancı dil okullarında okumuş. Hep hep birinci birinci hep başarılı, proje odaklı. Hı hı. Proje, çocuk, proje yetiştirmiş, çocuk yetiştirmiş, yetiştirmiş. Proje çocuk oluyor. Üniversitede bitiriyor. Annesi de sevgiyle yapıyor bunu çünkü. Yaptığı için çocuk bitiriyor ama artık ben kendi hayatımı yaşayacağım diye şey olunca çocuk ters söze giriyor. Nerede hata yaptım diye soruyor. Baktık proje çocuk yetiştirmiş. Ama böyle şey kazanmak şey oluyor. Değiştirmek mümkün bunu. Yani hmm. böyle durumlarda anne hemen strateji değiştirmesi lazım. "Çocuğa niye çalışmıyorsun? Niye orada okuyorsun? Niye böyle yaptın?" derse çocuk kaybeder. Ama böyle durumlarda "Karar senin. Bu yaşa gelmişsin ama bu böyle bir seçimin sana böyle böyle riski var, böyle bir riski var." derse ...kapıyı aralık bırakırsa... ...o çocuk bakar ki o sahte hayatı görür... ...toparlanır, döner. E, bu nedenle... E, ...annelik babalık... E, ...böyle sadece çocuğa yedirip içip giydirmek değil. Biz e, bu... ...annelik babalık rolünü... ...sadece böyle algılıyoruz. Yedirip içip yani giydirmek. İyi insan yetiştirmek orada. Hayata hazırlamak. Yani Akademik başarı değil, sosyal başarı, duygusal başarı... ...hayat başarısı da... ...çocuğa öğretmek için anne babanın... E, buradaki rol model olması çok önemli. Hocam tam yerinde ben de burayı sormak için bekliyordum. Çok güzel bir örnek oldu. Ee, aslında birazcık o akademik tarafın dışında da gözleminizi de merak ediyorum. Gençlerle berabersiniz çünkü sürekli. Yani bir yandan baktığımızda çocuklar çok şanslı gibi geliyor bazı konularda. Çok çocukla biz de çalışıyoruz. Ee, bazı açılardan da bakıyoruz kendi yetişme şeklimize, yetiştiğimiz doğal ee, o sosyal normların bizi şekillendirdiği hale diyoruz ki galiba şanssızlar da bir yandan. Ee, gün sonunda böyle hep aradayız. Ee, gözlemimizi hakikaten merak ettiğim için mutlu mu hocam gördüğünüz çocuklar? Ya yani Çocuklar genellikle şu anda tabii beklentileri düşük olduğu için mutlu gibi gözüküyorlar. Beklentilerini birçok beklendi elde etmiş oluyorlar. Uh -huh. Şu an için mutlu gibi gözüküyorlar ama 5 sene sonra 10 sene sonra mutlu olacakları şüpheli. Yani anne baba deste ortadan kalkınca ne olacakları şüpheli. Yani bu nedenle ortak uzun vadeli düşünme becerileri zayıf bu çocukların. Ama ben bu bakım Z kuşağı çocuklar e, böyle konforcu ben merkezci ama sevimliler. Çok böyle sevimliler dijital nesil. Yani şu andaki nesil evet. dijital nesil. Sevimliler. Yani bu nedenle. Ama bir güzel özellikler var. E, masumiyete çok önem veriyorlar. Evet. Özgürlüğe çok önem veriyorlar. Sorguluyorlar her şeyi. Ve Ad, adaletli olma, adil olmaya çok önem veriyorlar. Bu, bu kuşağın bir özelliği. Bir de çabuk mu? As e, çok he. çok pardon. Çabuk mu adapte oluyorlar? Yani başlarına bir sürü şey geliyor. Diyoruz ki okullar kapandı, eve geç çocuğum. Evde ders yapacaksın. Ha çocuğum şimdi okullar açıldı yine git. E, şimdi böyle yapacaksın. Ve sanki bir kendilerince yollarını buluyorlar daha mı kolay adapte yani oluyorlar? Evde sağlıklı iletişim varsa çocuğun Hı. E, e, beyin plastitesi çok yüksektir. Yeni duruma hemen adapte olurlar hele ergenlik dönemi 0-3 yaşta ergenlik dönemi beynin en çok böyle blooming yaptığı bir dönem. ...blooming böyle hani baharda birkaç hafta bütün çiçekler açar ya. Evet. Ya yani 0-3 yaş arasında beyin aynı şekilde sinaptik ateşleme yapıyor. Bu, bu dallar büyüyor beyinde ki çevre onu buduyor. Nasıl bir insan olacağıyla ilgili. Ve ikinci sinaptik ateşleme yani beyindeki bu blooming yaptığı dönem. Ergenlik dönemi işte 12-15 yaş arası çok yüksektir. Erkeklerde biraz birkaç yaş sonra kızlar da önce o dönemlerde aynı şekilde birdenbire boyları atar vesaire. Fakat fiziksel olarak ergendirler, ruhsal olarak daha çocuklar böyle oluyor. Bu, bu kişiden beyindeki plastisiteleri şeye böyle çevre tarafından sosyal normlarla, ahlaki normlarla, vicdan normlarla şekilleniyor. Yani dış kontrol önemli. Bir de ama asıl öğretilecek şey çocuğa iç kontrol. Yani nerede duracağını, ya yani hayatın sınırları, başkasının hukuku, kendi hukuku, başkasının ihtiyacı, hakkı, empati duygusu. Mesela bunları öğrenmesi lazım. Çocuk her şeyine, her şeyi izin veren ebeveynlik modelini yetiştirilen çocuklar ergenliğe girdiği zaman anne babanın kendilerine hizmetli gibi görüyorlar. Bütün dü toplumda, dünya öyle olacak diyorlar. Birisi hayır dediği zaman çıldırıyor çocuklar. Evet. Hayırı kaldıramıyorlar. Ama bunlar sosyal teması oldukça öğreniyor çocuklar. Çünkü iyi niyetliyse çocuk kendini geliştirmek istiyorsa hata yapıp öğrenir. Yani ergenlik dönemi e, bir nevi bazı psikiyatri ekolleri ergenlik dönemi için e, e, normal şizofrenik dönem diyor. Yani de öyle ki e, yaptığı ergenin yaptığı bir davranışı 40 yaşında birisi yapsa hasta dersiniz. <laughs> Öyle çıkışlar, Aynen. inişler oluyor. Sus, sus. Bu, o, bu Bu, vesziyor. Evet, böyle sorunu şey... tutlamazlardı diyebilir miyiz hocam sana? <laughs> yani o yani <laughs> tabi zaten yani öyle bir durumda... olaya göre değişir ama yani böyle bir durumda yaparlar ama tekrar değer verdikleri referans kişiler ona yanlış söylese düzeltiyorlar kendilerini. Hmm. Yani öyle bir çıkışlar olur. Gün içi dalgalanmalar olur yani gelgitleri çok fazladır. Bir günde dört mevsim yaşarlar mesela. Aynen öyle. Böyledir ama bunların sonucunda öğrenirler böyle. Deneme yanılma olmadan öğrenilme olmaz. Yani bir yüz kayak öğreneceksen düşüp kalkmadan öğrenebilir misin? Mümkün değil. Evet. Yani hayatta da hata yaparak öğrenecek. Yani çocuğun hata yapma hakkını tanımayan anne baba çocuğu robotik bir robotik şekilde yetiştirir dediğin robot gibi olur. Çocuk da bize her şeyden korkan, sürü yani psikolojisiyle hareket eden bir büyür kafasını kendini zor beyan. karar verme yetisi gelişmiyor o çocukların hı hı. yani kısa hep birine hep birine referans alarak karar verir halbuki onay hep onay bekler halbuki evet. karar verme yetisi gelişen çocuklar risk alır hata yapar öğrenir ve böyle çocuklar risk yönetimini yaparlar risk analizini yaparlar yatırım yaparlar girişimci yenilikçi olurlar. Ee, hocam şimdi hep anne babaya geliyor iş değil mi? Tabii. Ne kadar ne kadar zor roller bunlar. Şimdi şeyi şu lafı çok ilk okuduğumda çok etkilenmiştim. Oyun terapisinin yaratıcısı Byron Norton'un bir lafı var. Diyor ki çocuğun üç ilişkisi varmış. Anne, baba ve anne babanın ilişkisi. i̇lişkisi. Ee, gerçekten çok e, önem veriyorum ben buna. Tabii. O konu hakkında tabii, tabii. E, ne yani düşünüyorsunuz üç, hocam? Üç kişi, üç şeyi örnek alıyor. Çok e, güzel bir tespit. Onu da biz de vurguluyoruz hep. Yani anne, sadece anneye örnek almaz. Baba çocuk, bazı çocuklar anneyle koalisyon kurar. Bazı çocuklar babayla koalisyon kurar. Evde kutuplaşmalar olur. Kutuplaşma olan yerde huzur olmaz. Olmaz, ya yani bir yerde bir şirkette kutuplaşma varsa amca bir grup insanı baba diğer amca bir grup insanı tutuyorsa orada huzur olmaz. Adalet olmaz çünkü kayırmacılık olur böyle. Yani o dikey koalisyon olmayacak. Anne baba koalisyon kuracak, ortak karar verecek, çocuğa ortak davranacak. Bunu yapamazlarsa işte o ilişki onun için çok önemli. Anne babanın çocukların geleceğiyle ilgili ortak akıl üretmeleri gerekiyor. Ortak hedef koymaları, ortak tepki vermeye davranmaları gerekiyor. Bunu yaptıkları zaman işte anne babanın sağlıklı ilişkisi oluyor. Anne baba yani yata ilişkisi çok önemli bunun için. Ya bizim çocuğumu çok seviyorum, her dediğini yapıyorum falan diyor. Halbuki bu şey değil. Çocuk anne babadan bakar hangisi hoşuna gidiyorsa onu tercih eder. Gider Anneyi kışkırtır, babaya bir şey söyletir. Babayı kışkırtır, ona söyletir. Aralarında çatışma çıkartır. Hocam yani. o hiyerarşinin kaybolmaması da çok Tabii. önemli değil mi aile içinde? Tabii. Yani anne baba ortak karar verirse çocuk bakar ki ikisi bir karar veriyor. Hoşuna gitmese de uyar. Kabul Hayır. edecek. Kabul e, peki, peki hocam anne baba ilişkisini referans alıyoruz ya yani hani çok önemli bizim için. E, şu soru geldi aklıma. Anne baba ilişkisini referans alarak mı evliliği eee kuruyoruz Çünkü benim deneyimimde mesela benim annemle babamın ilişkisi neyse ki ben şanslıyım Allah'tan iyi eşim mi de mesela babamın aynısını seçmişim ve evdeki ilişkimiz, Bakıyorum diyorum ki Aa, aynı annem ve babam. Ve ben şuna yıllarca direndim hocam. Hep derler ya kız çocukları babasını seçer. Ya arkadaşım diyordum baba kötüyse gidip de babanın aynısını gerçekten seçer mi çocuk diye. Ben şanslı olduğum için gerçekten oradan referans alarak çok geç evlendim. Yani 47 yaşında evlendim ama aynı ilişkiyi seçtim. Böyle mi oluyor bu? Ya bu şeydir şunu da İnsan çocukluğunda öğrendiği hayat senaryoları vardır insan. Çocukluğunda öğrendiği hı hı. o hayat senaryolarında aktörler anne, baba, kardeşler hep birer aktördürler. Daha sonra kişi evlendikten sonra artık çocukluğunda öğrendiği hayat senaryolarıyla birlikte evlenir iki tarafta. Birinin anne rolünün yerine ikinci bir kişi daha girmiştir. Baba rolünün yerine ikinci bir kişi gelmiştir. Eş rolünün yerine mesela bir bir kişi de oluşmuştur. Böyle durumlarda kişi o çocukluğundan gelen hayat senaryolarını yeni aktörler eklendiği için yeniden yazması gerekiyor. Hmm. Yeniden yazarsa çok güzel ilişki kurar. Ama bazı kişiler var, ben babam böyle bir ideal bir insandı. Eşim de babam gibi olsun deyip eşini değiştirmeye çalışırsa çatışma çıkar. Çünkü onun da hayat senaryosu farklı. Böyle durumda altın orta nokta yöntemini öneriyoruz. Yani bir adım tarafa atıyor, bir adım tarafa atıyor. Kendi hayat senaryolarını oluşturuyorlar ve kendi çocuklarına da ona göre örnek oluyorlar. Hı hı. Yani bu bunun için iki tarafta de, değişimi açıksa ve iyi niyet ve sevgi varsa çözüm çok rahat bulunuyor. Hı hı. Ama yani ben bir tarafın birisi ben merkezciyse ben, köle efendi ilişkisi istiyorsa çok zorlaşıyor. Tabii Onun için yani evlilikte en önemli bir şey ego savaşları evliliği bozan şey. Yani orada eşin şey olması yani bu konuda anlayışlı olması yani sizin böyle e, farkında olmadan insan bunu bilinç dışı mekanizmalarla yapıyor bunu. Yani, yani hisleriyle değil aklıyla hareket eden kişilerin seçimi böyledir yani. Benim ruh halim, kişilik yapım bu. Benim anlaşacağım kişi de bu derken kendi öğrendiği hayat sorunlarına uygun bir aktör oluyor ve orada bir iki tarafta birbirine hani sev, değer ver, paylaş kuralı önemli ya. Hem çocuk için hem eşler için. Onun öyle bir değer verdiğini hissederse zaten birçok şey esneklik başlıyor orada. yani ilişkilerdeki esneklik evet. başlıyor. Demek ki ben aklımla evlenmişim hocam. Burada ben ha? hep so, ben hep söyle söylerim zaten ben aklımla evlendim evet, diye. Ee, senin e, ayrıca çocukların da aynı şekilde şanslı bence. E, öyle öyle olması, çok güzel olması için uğraşıyoruz için. hocam. Evet. Aslında şimdi bir yandan ben böyle notlar da alıyorum hocam her programda olduğumda. <laughs> de, ben de. Ee, şöyle yani bu şey var ya e, işte iyi zor zamanlar işte iyi güçlü bir toplum oluşturuyor. Güçlü toplum Tabii. zayıf insanlar oluşturuyor, Hoş. zayıf falan. Şimdi bu kısır bir döngüden mi? ediyoruz. Aslında aynı yerden hareket ettiğimizde bir şekilde çocuklarımız, e, benimkiler çok küçük daha hocam ama işte gençlerimiz diyelim hadi, e, daha konforlular bize göre. Şimdi bu konfor alanından çıkarmak için bizim mesleklerimiz de hocam, bir eğitim danışmanlarıyız. Evet. E, takip de etmeye çalışıyoruz o uluslararası literatürü. Dolayısıyla bunun e, bu konfor alanından çıkışta bir araç olduğunu düşünüyor musunuz? Üniversitenizin de var biliyorum. Böyle Erasmus anlaşmaları tabii, tabii, var. Erasmus Çocuklar anlaşmalar, gidiyorlar, geliyorlar. Tabii, yani burada yani çocuğun tabii ne kadar sosyal temas, sosyal ilişki olsa bir risktir. Yani bir çocuğun evden çıkıp okula gitmesi mesela risktir. Hı -hı. Ama o risk almanı hayat öğrenemez. Hı -hı. Yani bir gencin üniversite deyip yurt dışına gitmesi risktir. Ama bu riski olmadan da hayat öğrenemez. Evet. Yani o çocuğu sen o zamana kadar belli bir altyapı verdiysen ben bu hiç unutmam. Rahmetli Ayhan Songar hocamız vardı. Cerrahpaşa'da bizim hocamızdı. Onun torunu onun ölüm yıl dönümünde anlattı bir gün böyle dedi ki yani Almanya'da okumaya göndermiş torunu. tek torunu vardı Hı. giderken demiş ki kızım seni önce Allah'a sonra kend, önce Allah'a sonra kendine emanet ediyorum demiş. Bunu kızı torun anlattı. Dedi ki bunun üzerine içimden hani çocuksu bir şeyler geldiği zaman bunu hatırlıyordu hatırlıyordum. Yani. Baba dedem bana Hı. güvendi beni bana emanet etti diye ve oradan sorumluluk hissediyor. Onun için özgürlük sorumluluk dengesini öğretirsek bir çocuğa evet. o hata yapmamayı başarıyor. Ama özgürlük odaklı bir yaklaşım yani bu modernizmi maalesef özgürlük kutsal değer olarak yaptı. Yani sınırsızlığı, sorumsuzluğu, doyumsuzluğu sanki idealize etti. Yani özgürlük önemli ama başkasının haklarını, hukukunu yok Yoksayarak bir özgürleşme bencilliğe götürüyor. Evet. Yani, yani özgürleşme insanın yeteneklerini geliştirmesi açısından önemli ama özgürlük sorumluluk dengesi sınırlar içinde olması lazım. Bunu öğretemiyor şu anda yani küresel sistem özgürlük adı altında sınırsızlık, sorumsuzluk ve doyumsuzluğu teşvik ediyor. Sınırsız, soyumsuz, doyumsuz deyince aklıma hemen kanser bünyesi geliyor. Kanser hücresinin Büy özelliği, değil mi? Hemen. Yani ka mesela karaciğerde kanser hücresi başladı büyümeye diyelim. Evet. O normalde bir hücre büyürken yandaki hücreye zarar vermez. Damara, hmm. sığına zarar vermez. O büyür yandaki hücreyi de yutar. Büyür yandaki hücreyi de yutar. Büyür, 3 milimetreye gelinceye kadar öyle büyür ki içindeki e, vücuda gelen oksijen ve glukozun çoğunu kendi kullanır. O o, o zaman PET cihazıyla erken tanıda kullanılıyor düşün. Yani çok aç gözlü bir şekilde vücuda gelen oksijen ve glikozu erit tükettiği için ölçülebilir hale geliyor. Erken teşhiste kullanılıyor. 3 milimetre olunca cihaz görebiliyor onu. Ondan sonra büyümeye devam eder. Yandaki bütün dokuları yutar. Karaciğerin 3'te ikisinden fazlasını işgal eder. Karaciğer bitirir, insanda bitirir. Karaciğerle birlikte kendisi de ölür. Açgözlü, yani aç gözlü, doyumsuz, sınırsızdır bak. Hücre sınırlarını tanımıyor, hep kendini içine özel damar geliştiriyor yani evet. daha çok kan tüketeyim, oksijen tüketeyim diye ve başkanın hakkın hukukunu bu bunun adı psikolojide narsizmdir. Narsistik kişiler aynı aç gözlü, doyumsuz, sınırsız. Onun için şu anda Amerika'da narsizm epidemisi diye kitap çıktı. Bu kitabın şeyi e, yani istatistiklerine baktım, ben inceledim, getirdim o kitabı. Epidemi diyor düşün. Hem de Covid'den önce çıkmış bir kitap bu. Epidemi diyor. Yani 10 sene öncekilere göre yüzde 60 civarında yeni kuşaklar şey bencil hı hı. ve okuldan kaçmalar var. Kendini zehirlemeler vakaları çok böyle. Yani kendini intihar vakaları çok, şiddet vakaları çok. Bunu artırıyor. Yani bu, bunun sebebi aslında şey çocuğunun hayatın sınırlarını öğrenememesi çocuğun. Onun için hayatın sınırlarını öğretmek annelik babalığın görevi. Yani özgür olsun çocuğum tarzındaki. Ben hatta hiç unutmam bana 5-6 yaşlarında bir çocuk getirdiler hiperaktif diye yıllar önce. Çocuğa baktı hiperaktif ama yani klasik hiperaktif beynin ön bölgesinde hiperaktif kişilerde de şey olur. Böyle teta beta dalgalarının delta teta dalgaların arasındaki bir orantısızlık vardır. Ölçülebilir. Biomarker 2013'te bunu şeyin e, FDA onayladığı bir biomarker var. O markerlara uymuyor çocuk. Sonra bir araştırdık nasıl eğittiniz diye. Ya ben bu çocuğu özgür yetiştirdim diyor. Yetenekte gelsin. Bir örnek verir misiniz? Ne oldu? Ne yaşadınız? Dedim. Ya yani çocuk dedi e, merdivenin başına çıkıyor. Evleri dupleksmiş. Baba işeyebilir miyim diye İşe oğlum diyorum diyor. Bu Allah özgürlük mü ya? Evet. Aa, Çımarık, Sınırsızlık. bu. Evet. Evet. Sınırsızlık. Evet. Sınırsızlık yani böyle yetiştirirsen o çocuk tep tepene çıkar senin. Evet. Ona ergenliğe girdiği zaman seni meyveli ağaç gibi görür silkeler. Aynen. Ya böyle oluyor. Bu neden? Onun için 10 on yaşından önce çocuğa hayatın sosyal, onun medenileşmeyi biz hep şey anlıyoruz. Alet hani böyle yontma taş devrine, cilal taş devrine girmeyi medenileşme diye Güzel. biliyoruz. Yani alet kullanımını. Aslında insanı medenileşten alet kullanımı değil çit yapması, komşusuyla kendi sarakına sınırlar çizmesi, kendi hakları, komşu hakları, medenileşmenin işareti hukuk, hukuktur. Hukuka saygıdır. Toplumun hukukuna, ailenin hukukuna, kendi hukukuna, evrenin hukukuna, yaratılışın hukukuna, bütün hukukları göz önüne alarak bir insan hayatta ilerlerse doğru kararları veriyor. Evet. Bunu veremezse bu, o kişi yanlış kararlar veriyor. Yani kafasında norm yok. Onun için anomik toplumu olduk. Normsuz. Normsuz. Halbuki norm çok önemli. Çünkü insan diğer canlılar da öyle değil. Mesela hayvanlara bakın. Onların genetik olarak e, e, hayat normları bellidir. Yemek, içmek, üremek, e, barınmak gibi hı hı. fizyolojik ihtiyaçlar biliyorsunuz Maslow'un e, hiyerarşisi vardı psikososyal ihtiyaçlar. Hı. İkinci sırada ne gelir? E, i̇şte güvenlik ihtiyacı. Üçüncü sırada ee, sevmek, sevilmek, sayılmak ihtiyacı en sonunda kendi gerçekleştirmek söylenir ama Maslow 1970'te vefatından önce o en üstte bir şey ilave etmiş. Biz yani Bunu kullanmıyor mesela şu an kapital sistem çünkü hoşuna gitmiyor. En tepedeki ihtiyaç kendi gerçekleştirmek değil, self transcendence diyor. Self transcendence'in kendini aşma ihtiyacı. Evet. Yani bir genç kendini aşmayı hedefleyecek. Sadece kendi ihtiyacını hedefleyince ben merkezci oluyor. E, tüketim toplumu bunu istiyor. Kazan tüket çarkında. Tüket kazan yani bir nevi insanları kazan tüket çarkında tüketiyor ama insanlar e, bunalıma giriyor. İşte mutsuz oluyor vesaire Buna önemsemiyor. Hı hı. Tek Üretsin ne yaparsa yapsın diye söylüyor. Halbuki kazan tüket çarkına insan yetiştirmek yerine e, do, e, topluma faydalı insan yetiştirmek. insanla İnsanı bir daha iyiye götürmek için neler yapmalıyım? Hayatta nasıl bir iz bırakmalıyım ki hayat sonunda iyi bir insan bana denilsin? Hayat mezar taşıma ne yazılsın diye düşünebilmesi lazım mi insan? Ya yani böyle bir hedefi vermiyoruz şu anda gençlere. Evet. Sanki baştan da bütün tanımları bir elden geçirmek lazım. Ya, tabii hocam. kavramlar. Modernizmin ya. acımasızlığını ya, bırakmak acımasızlığı bir lazım. Modernizm maalesef Ben, ben e, öyle. şey çok yani bu özgürlük ve sorumluluk evet. e, dengesi yani mesela bu konuşmadan tabii ki çok şey e, aldık hocam ama galiba çözüm o. Yani çünkü ben de hep velilerime şunu söylerim. Yani orantısız güç veriyorsunuz çocuğa. 9 yaşında bir çocuk e, hocam e, bir bakalım öğretmeni sevecek mi? O Karar versin. Hocam siz okulu bir gönderin, o baksın karar versin. Ya 9 yaşında çocuk hangi linke tıklayıp da hangi tıklar, bakar bakacak bakacak. da hangi kritere bakacak? Evet. Dediğiniz çok doğru hocam galiba e, sınırları orada e, kaçırıyor. Yok. O, ebeveynin e, ebeveynin rehberliği olmadan çocuk sağlıklı karar veremiyor. Çünkü evet. yani, di, di, insan beyni insanın çoğu frontal beynin frontal lob var, ön lob. Ön lobun gelişmesi ergenliğin bitmesiyle ilgili şey oluyor. Hmm. 22 yaşını buluyor da. Oranın sağ beyin, sol beyin, mantıksal beyin. Mantık, muhakeme, analiz, hesaplama ile ilgili. Sağ beyin, emosyonel beyin, duygusal İnsan. beyin, duygular, müzik, sanat gibi. Sol beyin eril, sağ beyin de dişil de denir genellikle. Ön beyin de arasında denge sağlıyor. Frontal lob. Duygu bir şey istiyor, mantık bir şey istiyor. Ön beyin uygun, uygun değil, geçerli, geçerli değil faydalı faydalı değil. Güven güvenli karar veriyor, kişi onu yapıyor. Yani insan özgür iradesi var. Bu da yani bir ön beynin bir fonksiyonu, ön beynin. Yani beyin e, beyin beden beyni takip ediyor. Beden beyni takip ediyor. yani beynimiz karar verdiği zaman beden ona uygun mekanizmalarını çalıştırıyor beynimiz. Yani beynimizin üzerinde zihin var. O frontal lobu yönetiyor işte kaptan köşkünde. Onu eğitmek çocukların karar verme becerileriyle ilgili. Karar verme beceri diğer canlılarda şey doğuştan geliyor ama insan sonradan öğreniyor. İnsan e, nöropsikolojik olarak prematüre doğuyor. Evet. Bak diğer canlılar doğar doğmaz yürür, doğar doğmaz yüzer. Ama insan bir yaşında yürüyor, ayakta durmayı ancak öğrenebiliyor. 15 yaşında iyi kötü elde etmeye başlıyor. Hı hı. Ha, bu insan bu iyi kötü doğru hayatı eee doğa psikolojik doğduğu için sonradan öğreniyor. Buna literatür olarak da kaynakta vahşi çocuk olguları var literatürde. Yani Ormanda kaybolmuş çocuklar var. Hangi hayvanın yanında büyüdüyse onun gibi onun gibi davranıyorlar. Evet. 50 civarında var yayına girmiş. Evet. En meşhur da Oksana Malaya vakası var şeydi Ukrayna'da. Hocam süremiz bitti. Gerçekten ama ben gerçekten hani bir 45-50 dakika daha sizi <laughs> dinlemek sizden öğrenmek rica çok deriz. keyifli hocam gerçekten onur verdiniz çok teşekkür e, ediyoruz çok teşekkür ederiz evet sevgili seyirciler çok şükür e, sürçü lisan etmeden inşallah tamamlamışızdır programımızı. Profesör Doktor Nevzat Tarhan ile beraberdik. efendim önümüzdeki hafta yine çok değerli bir konuğumuz ile pazar günü 15.15'te karşınızda olacağız. Ebru Doğdu ile eğitim yolculuğu hürriyet.com.tr yazılarımı okursanız Ebru Doğdu ile çok geç olmadan YouTube kanalıma da bir göz atarsanız çok sevinirim. Efendim eğitimden bilimden Sanattan spordan ve tabii ki baş öğretmeninizinden ayrılmadığınız aydınlık günleriniz olsun efendim. Hoşçakalın.